Efendim, Turgut Altınok kimdir? 1994 yılında göreve seçildiğimde ilk verdiğim isim Hünkar Hacı Bektaşi Veli ismidir. Bakınız, 94 yılından bahsediyorum. 30 yaşında bir belediye başkanıydım, genç. 15 yıl kesintisiz görev yaptım. 15 yıl Hünkar Hacı Bektaşi Veli'yi anma programları yaptık. 15 sene. Hünkarı, kendimizi, özümüzü, tarihimizi, geçmişimizi tanıma programları yaptık. Tabii burada nedir? Hepimiz biriz. Nefes bir, söz bir, acı bir, değerler bir, kutsallarımız bir. Biz birbirimiziz ama aramıza setler, bentler ve fitne tohumları ekmişler. Niye? Çünkü bir millet ancak içeriden yıkılır. Türk tarihine baktığımız zaman birçok yıkılışlar içeriden gelmiştir. Ne diyor Atatürk? Yurtta sulh, cihanda sulh. Ne diyor Atatürk? Yurtta barış, cihanda barış. Öyle olunca hepimiz biriz, birimiz hepimiz. Yani ön yargıları kıracağız. Diyor ki, ön yargımı atom çekirdeğini kırmak mı diyor. Aslında Maraş'ta da ciğerimiz yandı. Sivas'ta da ciğerimiz yandı. Çorum'da da ciğerimiz yandı. Dolayısıyla her yerde ciğerimiz yandı. Kerbela hepimizin yüreğinde yanan bir ateştir hala, bir kor. Her yıl Hazreti Hüseyin ve Ehli Beyt'in şehit edilişi hepimizin yüreğinde bir kordur. Ama başka kerbelalar da yaşadık. Dolayısıyla kardeşliğimizi muhkemlemeliyiz. Gönüllerimizi birbirimize açmalıyız. Yüreklerimizi, kalplerimizi, kapılarımızı birbirimize açmalıyız. Ön yargıları kırıp, fitne tohumlarını ortadan kaldırıp, kardeşlik ve sevgi tohumlarını hep beraber yeşertmeliyiz. Dolayısıyla bu toplantı çok önemli. Alevi vakıflarımız, derneklerimiz, dedelerimiz, ocaklarımız. Eğer biz bugün bu Anadolu'da varsak, tabi Ahmet Yesevi, Piri Sultan, Hüseyin Gazi, Hazretleri Piri Sultan, Hünkar Hacı Bektaşi Veli, Piri Sultan, Anadolu erenleri, Horasan erenleri, Anadolu alperenleridir bugün bizim burada olmamızı sağlayanlar. Tarihimiz bu, geçmişimiz bu, köklerimiz bu, soyumuz bu, boyumuz bu. İnşallah güzel işler yapacağız. Cemevlerimiz, Mamak Belediye Başkanı adayımız burada. Her türlü desteği vereceğiz. Bu arada Hüseyin de sadece Keçören değil, Türkiye'nin birçok yerindeki cemevlerimize bizim hizmetimiz ve hizmetkarlığımız vardır. Bundan da şeref duyuyoruz, onu söyleyeyim. Hacı Bektaşi Veli Hünkar'a, Sultan'a giden en çok araçlar Keçiören Belediyesi'nin aracıdır. Ankara'mızın her yerinden. Antalya Aptal Musa'ya giden en çok araç, otobüs Keçiören Belediyesi'ndendir. Dolayısıyla yüreğimiz, gönlümüz canlara sonuna kadar açıktır. Seçimden seçime değil, her zaman onu söyleyeyim. Biraz önce il başkanımız burada Hüseyin Gazi cemevimizle ilgili söylenenleri söyledi. Ring dediği bir otobüs ringi yapacağız oraya. Ama minibüs, ama otobüs. Arabası olan çıkıyor, arabası olmayan o yokuşu maalesef soluk soluğa çıkıyor. Burayı bir inanç merkezi yapacağız, söyleyeyim. Şu an
Yani orada çok düzenleme yapılması gerekiyor. Hüseyin Gazi bu ülkenin tapusudur. Hüseyin Dede. Efendim Hacı Bektaş hünkâr bu ülkenin tapusudur. Kapısıdır ve tapusudur aynı zamanda. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nde Cemevi ve Alevi bir irtibat büromuz olacak. Zaten belediye hepinizin olacak, hepimizin olacak. Onu söyleyeyim yani. Hepimizin belediyesi. Hepimizin, herkesin belediyesi olacak. Değerli canlar, Ankara Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin başkentidir. Milli mücadelemizin merkezidir. Ülkemizin kalbidir Ankara. Kadim bir şehirdir Ankara. Dolayısıyla bu şehirde hepimiz yaşıyoruz. Bizden sonra çocuklarımız var şu an yaşıyor. Torunlarımız yaşayacak ve onların şehrinde onlara layık olduğu bir şehri ve kenti, başkenti bırakmak hepimizin vebalidir. Onu söyleyeyim. Sadece Turgut Altınok'un değil, hepimizin vebalidir. Gelin burada el ele, kol kola verelim. İnanın Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında başkentimizi bir dünya başkenti yapalım. Gelin bu kadim başkenti eserler ve hizmetlerle donatalım. Büyükşehir Belediye'mizin imkanları, devletimizin imkanları, hükümetimizin imkanlarıyla bu kadim şehri hep beraber hak etti ve layık olduğu yere taşıyalım. Taşıyalım mı canlar? Var mıyız buna? Yürekten, gönülden. Çünkü bunlar bir fırsattır. Yaşadığımız şehre ve bırakacağımız şehre hepimizin sorumlulukları ve veballeri vardır. Bizim bu şehre hayallerimiz var. Bu kadim başkente sevdamız var. Eserlerimiz var. Hizmetlerimiz var. Toplumun her kesimine, çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız, her alanda hem heyecanımız hem de projelerimiz var. Diğer işleri yapacağız. Onlar yapılması gereken işler. Ama eserlerle bu şehri, Atatürk'ün bize mirası olan bu kadim başkenti hep beraber hak ettiği yere taşımaya Altınok yola çıktı. Gerisi sizin desteklerinizle değerli canlar. Destekler boşa gitmeyecek. Mamak'ta da yine Altındağ'da başarılı hizmetler yapmış olan Asım Balcı kardeşimizle beraber çok güzel işler yapacağız. Değerlerimizi yapacağız. Allah ocağımızı tüttürsün bu arada. Ocağımız sönmesin. Türk milletinin, Türk devletinin ocağı tütsün. Yesevi'de tüten bu ocak, Atatürk'ün söylediği gibi, benim naçiz vücudum bir gün kara toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacaktır. Hepimize görevler düşüyor. Hepimize görevler düşüyor. Ne diyor Atatürk? Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür diyor. Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür. Vatanını seven herkes çok çalışacak. Vatanını seven herkes el ele gönül gönüle verecek. İnşallah inanıyoruz ki Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine doğru da gidiyoruz. İnşallah uçaklarımızla gidiyoruz. İHA'larımızla, SİHA'larımızla devrim otomobili yerde kalmadı. Yolda kalmadı devrim otomobili. Efendim TOK bir sürü inşallah güçlenen, büyüyen bir Türkiye Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesini yakalamak ve gerçekleştirmek hepimizin görevi olması lazım. Dolayısıyla biraz da geç kaldık. Sizlerden özür diliyorum. Değerli canlar, sizleri mahcup etmeyeceğiz. İnşallah. Burada olanlar olmayanlara söylesin. Yani parti ayrı bir şey. Seçim ayrı bir şey. Siyaset ayrı bir şey.
Bu değerlerimiz her şeyin üzerindedir. Bakınız. Biraz önce Hüseyin dedem söyledi. Alevi Bektaşi Kültür Başkanlığımızı Cumhuriyet tarihinde kuran kimdir? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu bir başkası kuramazdı. Bakınız söyleyeyim. Bu bir devrimdir bu da. Doğru bir devrimdir. Geç de olsa ama bunu kimse yapamazdı. Eksikler, noksanlar olabilir. Ama ne olacak? Zamanla bunların hepsi giderilecek. Biraz önce söylediğim gibi biz kardeşiz. Hazreti Ali radıyallahu an Allah'ın aslanı, sevgili Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu, ilk Müslüman olan çocuk, aşereyi mübeşşereden, cennetle müjdelenen 10 kişiden birisi. Adı Allah'ın aslanı ve İslam'ın yayılmasında bir kahraman Hazreti Ali radıyallahu anh. Hasan Hüseyin iki gözüm dedi torunları. Yani yanan ciğerlerimiz, ciğer farelerimiz, ayrımız, gayrımız olabilir mi? Biriz, beraberiz. Değerlerimiz bir, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize hepimizin gerekli katkıyı sağlaması lazım. Ülkesini seven, devletini seven, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin dimdik ayakta kalmasını isteyen herkes ön yargılardan ayrılmalı. Gözlerimizdeki perdeleri indirmeliyiz. Örümcekleri söküp atmalıyız. Kırılması gereken ne varsa hepsini kırıp hep beraber kucaklaşmalıyız. Bu kucaklaşma günüdür. Daha çok kucaklaşma günlerimiz olacak. Ocağınızı ve ocağımızı tüttüreceğiz. Buna inanıyorsunuz. Dedem, eyvallah. Dolayısıyla destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ankara'mız sizlerin desteğiyle hak ettiği yere gelecek. Bize inanın, bize güvenin. Ankara Cumhuriyet tarihinde aldığı hizmetlerden fazlasını 5 yılda alacak. Bakınız. İddialı bir söz söylemiyorum. Ankara'da yapılanları bilen bir Ankara çocuğu olarak söylüyorum. Dolayısıyla desteklerinizle 21. yüzyılda ve Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında başkentimizi hak ettiği yarınlara hep beraber taşıyacağız. Dünya başkentleri arasında ismi, esamesi olmayan başkentimizi bir dünya başkenti yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Değerli canlar, bir olalım, diri olalım, iri olalım, gelin canlar, bir olalım.